Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda elimizde bir bozuk şarj aletimiz var arkadaşlar. Bununla çok güzel bir proje yapacağız. Öncelikle işe şarj aletimi sökerek başlamak istiyorum. Şu şekilde arka kapağını çıkartıyorum. Ardından içinden devre kartımızı çıkartacağız. Burada devre kartının üzerindeki parçalarla bir işimiz yok arkadaşlar. Sadece bu USB portunu kullanacağız. Geri kalan bütün parçaları ve şurada arkada yer alan SMD parçaları sökeceğiz. Burada arkadaşlar yolların burada pinlerimize baktığımız zaman besleme, data eksi, data artı ve beslemenin şasesi görünmekte. Bunları ben tamamen devre kartımdan izole ettim. Özellikle GND hariç diğer 3 pini kartımdan tamamen ayırdım. Burada sadece arka tarafta bulunan USB portumuzla bağlantısı bulunmakta. Burada bağlantı için şu şekilde 2 adet USB erkek port kullanacağım arkadaşlar. Bunları birbirine şu şekilde sırt sırta bakacak şekilde lehimleyeceğim. Bunu yaparken dikkat etmeniz gereken nokta bir tanesinin delikli tarafının üste bakarken diğerinin delikli tarafının alta bakması arkadaşlar. Şu şekilde birbirine simetrik olacak şekilde lehimlemesini yapacağız. Aparatımızı hazırladık arkadaşlar. Bu piyasada çok fazla bulunan bir bağlantı şekli değil. Ama bu şekilde erkek erkek olan bağlantı aparatları da mevcut. İster kendiniz bu şekilde hazırlayabilir, ister de hazır bir tane alabilirsiniz. Bu bizim bir yapacak olduğumuz cihazın anahtarı olacak arkadaşlar. Bir çeşit bağlantı görevi görecek. O yüzden cihazımızla birlikte bulunması gerekiyor. İkinci olarak boşaltmış olduğumuz devre kartımızın üzerinde bir USB portumuz kaldı arkadaşlar. Peki bunu ne yapacağız? Hemen şu şekilde gösterelim. Benim elimde bu kafa kısmı, şu metal kısmı kopmuş bir USB bellek var arkadaşlar. Bu belleğin kart üzerindeki pinlerinden ben kablolar vasıtasıyla daha önceden hazırladım ve bağlantılarımı çıkarttım. Kırmızı kablo besleme, hemen yanındaki kablo data eksi, hemen yanındaki data artı ve en sondaki de GND kablomuz, GND bacağımız olmakta. Şimdi bunları burada devre kartımızın üzerine lehimleyeceğiz arkadaşlar. Burada bulunan pinlerimizle karşılıklı olarak lehimlemesini yapacağız. USB belleğimizi yerine yerleştirdik arkadaşlar. Şu şekilde besleme bacağını ben ayrı bıraktım. Bunu ekstra bir güvenlik için bu şekilde uzattık arkadaşlar. Yerine burada
Yine bağlantı için bir kırmızı kablo daha lehimleyeceğim. Burası da benim besleme bacağımın olduğu yer arkadaşlar. Şekilde bağlantımı yaptım. Burada kırmızı kablomuz şu şekilde iki ayrı uca ayrılmakta. Burada bir de ekstra anahtar koyacağız arkadaşlar güvenlik açısından. Elimde şu şekilde bir manyetik switch var arkadaşlar. Bu bir mıknatıs yardımıyla anahtarlama yapabilen bir eleman. Mutlaka bilenleriniz vardır. Şu şekilde bir mıknatısı yanına yaklaştırdığımız zaman burada kontaklarını kapatarak devreyi tamamlayan bir anahtar arkadaşlar. Bunu önceden sökmüş olduğum şu şekilde şarj aletimizin arka kapağının hemen yanına buraya yapıştıracağım arkadaşlar. Şekilde USB'mizden çıkartmış olduğumuz iki adet kırmızı kabloyu burada anahtarlama yapması için sivilcime lehimliyorum. Devremiz tamamlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şarj aletimizle herhangi bir bağlantısı yok. Özellikle bu 220 volt kısımlarında söktüm. Şu şekilde anahtarlamamız da buradan yapılacak arkadaşlar. Geri kalan portlarımız da burada USB portumuza bağlantısı olacak şekilde lehimlendi. Şimdi bunu burada şarj aletimizin içine yerleştirelim. Belleğimiz hazır arkadaşlar. Şu şekilde dışarıdan baktığımız zaman standart bir şarj adaptöründen hiçbir farkı bulunmamakta. Burada şunu söyleyenler olacaktır abi işte bu USB belleği yazılımla vesaire şifreleme yapabiliriz gibi. Bu tabii ki bir yöntem arkadaşlar fakat en iyi güvenlik sistemi sadece sizin bildiğiniz güvenlik sistemidir arkadaşlar. Baktığınız zaman bunun öncelikle bir USB bellek olduğunun anlaşılması dışarıdan oldukça güç. Ola ki eskaza bir şu şekilde ara port ile bilgisayara bağlantısı yapıldığı zaman içinde bellek olduğu anlaşılabilir. Fakat biz onu da ekstra bir koruma altına aldık. Bilgisayarımızın başına geçtik arkadaşlar. Burada bizim gizli belleğimiz dışarıdan bakıldığı zaman herhangi bir şarj adaptöründen hiçbir farkı yok arkadaşlar. Burada kırmızı plastik aksamın olduğu yerde hemen sağ tarafında bizim manyetik switchimiz var arkadaşlar. Mıknatısı yerleştirirken ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Şu şekilde bağlantımızı yapıyoruz. Burada yazıdan da kendisini teyit edebilirsiniz. Koymanız gereken yeri. Şu şekilde bağlantımı yaptım arkadaşlar. Bunu bilgisayarıma yerleştirdiğim zaman herhangi bir tepki almadık arkadaşlar. Bunun da sebebi bizim anahtarımızın olmayışı. Burada şimdi anahtarımı şuradaki yazının olduğu tarafa yerleştiriyorum. Şu şekilde manyetik switchimi yerleştirdim. Ardından taktığımız zaman gördüğünüz gibi bizim bilgisayarımız burada belleğimizi okudu. Şurada ekranımdan bakarsanız ESD USB yazan sürücü bizim buradan manyetik anahtarımızı çıkarttığımız zaman tekrardan yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir okuma söz konusu değil arkadaşlar. Bu manyetik switch olmadan ola ki bu şekilde bir bağlantı aparatıyla bilgisayara bağlantısı yapılsa bile bu mıknatıs özelliği bilinmediği takdirde verileriniz gayet güvende olacaktır. Şimdi bir sökelim ve tekrardan deneyelim. Burada mıknatısımı yerleştirdim. Gördüğünüz gibi mıknatısım olduğu zaman verileri okumaya başladı. USB belleğimi gördü arkadaşlar. Şu şekilde içini açtığımız zaman dosyalarımıza da ulaşabiliyoruz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere hepiniz. Hoşça kalın.